Ama Kapalı ektim. Çarşı ile sınırlı bırakmıyor ki bizi Mehmet tabii, Ali tabii. Yıldırım tabii Türk üstadı. Fed'den ki. de alıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ben ama bir merak ettim çünkü yani gerçekten çok ciddi bir talep vardı dolara, altına seçim öncesi. Ee, dün nasıl geçti Kapalı Çarşı'da? Hava nasıl? Onu merak ediyorum ve serbest piyasa ve bankalar arasındaki fark ne durumda şu anda? Ne dersiniz Mehmet Ali Yıldırım Türk? Şimdi seçim öncesine gidecek olursak seçim öncesinde seçim sonrası beklentiler satın alınmaya devam etti. Özellikle de altın tarafında ve döviz tarafında ve döviz tarafındaki beklenti de şuydu seçimden sonra döviz fiyatı çok yükselecek e, çeşitli fiyatlar telaffuz ediliyordu. Ama e, ben sizin yayınlarınızda da söyledim. Seçimden sonra çok fazla bir şey olmaz yani e, küçük çaplı yükselişler olabilir e, demiştim. E, bu şekilde hareket edenler kısa süreli e, fırsat yakalamak isteyenler dövize yöneldiler. Yani bir sonraki gün e, ihtiyacı olan parayı bile dövize e, geçirmiş olmalılar ki dün itibariyle e, bunların satışları e, gelince e, tam tersi bir görünüm sergilendi ve Dış piyasalar da kapalı olmasının belki de biraz etkisiyle içeride e, döviz fiyatlarının hızla e, gerilediğini gözledik ve sizin de yayın öncesi yayın sırasında belirttiğiniz gibi 31 liraya kadar gerileyen bir dolar fiyatı e, oluştu ama daha sonra e, e, o satışlar bittikten sonra biraz daha dengelenmeye başladı. Hatta biz kendi kendimize sorgulamaya başladık. Acaba Merkez Bankası o e, yüksek bekleyenleri cezalandırıyor. Onun için biraz döviz mi sattı falan diye düşündük. Ama öyle olmadığını gördük. E, çünkü döviz e, satanların e, çoğunlukta olduğu. Aynı zamanda vergi e, yatırım olması gerekiyordu. Çünkü e, özellikle... E, yani işletmelerin vergi günü e, sarkmıştı pazartesiye. Onun da bir miktar etkisi oldu diye düşünüyorum ben. O vergi için ayrılan para bile belki dövize yatılmıştı. O satışlar oldu. Ama akşam saatlerinde düzeldi. Bankalar arası piyasayla serbest piyasa arasında negatif e, serbest piyasaya doğru bir fiyat oluşmuştu ama şimdi dengelendi. Hatta e, Merkez e, Bankanın üzerinde bir fiyat oluştuğunu görüyoruz sabah saatlerinde. Ee, biraz da pariteye de duyarlı bir e, seyir söz konusu. Dolayısıyla bundan böyle e, şu anda piyasa e, özellikle Mart ayı enflasyon verisini bekliyor ve e, tabii bugün e, veya yarın e, yanılmıyorsam işte e, hükümetin bir toplantısı var. O toplantıdan çıkacak sonucu da bekliyor. E, döviz fiyatlarına çok aşağı yönlü bir seyirin kalıcı olmayacağını zaten belliydi. Nitekim dengelendi ve belki de önümüzdeki günlerde yine Merkez Bankası'nın aylık faiz oranı artışı e, kadar kontrollü bir artışın e, sağlaması söz konusu olabilir. E, döviz cephesinde böyleydi. Ama altın tarafında farklı bir görünüm vardı. Altın dış piyasalarda e, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olmasına rağmen büyük bir kısmının Asya piyasalarında altın fiyatlarının hızla yükseldiğini gözledik. Ve 2300, 2262 dolarlara kadar yükseldi. Daha sonra Avrupa piyasaları e, daha doğrusu Uzak Doğu piyasaları kapandıktan sonra biraz daha geri çekilmeye başladı ve e, 2252 e, dolar on seviyelerinden işlem gördü. Şu saatlerde de sabah saatlerinde de böyle. Bunda biraz da jeopolitik gerginliklerin etkisi oldu. Örneğin e, özellikle İsrail'in... E, Suriye'deki İranlı e, komutanları e, öldürmesi veyahut da onları suikast düzenlemesinin de bir gerginlik oluşturduğunu e, ben düşünüyorum. Ondan kaynaklandı diye düşünüyorum. Yoksa e, Paskalya tatili nedeniyle büyük piyasalar kapalı zaten. E, onlar açıldığında ancak e, tabii gelişmeler olacak. Burada da bu hafta itibariyle e, FED eyalet başkanlarının e, konuşmaları yakından izlenecek. Aynı zamanda FED başkanı Paul'un da konuşmaları var bu e, mayıs Haziran ayında faiz indirimi başlayacak mı başlamayacak mı? Genellikle başlayacak beklentileri satın alınırken altının biraz da bundan desteklendiğini görüyoruz. Ama bu arada geçen hafta itibariyle biraz ithalatta artış olmalı ki e, o dışarısıyla içerisi arasındaki e, fiyat farkının biraz daraldığını gözledik. E, e, dolar bazında örneğin 2000 bin 5000 e, dolarlardan e, tekrar 3500 dolarlara kadar gerileyen e, kilogram dolar bazında bir fiyat oluşmuştu. Dün de 3000 dolar, 2900 dolar seviyelerine kadar bu e, geriledi. E, bugün de sabah saatlerinde 2500 dolar gibi bir seviye e, söz konusu. E, burada da tabii e, yine fiyatlar bu şekilde hareket etse bile içeride e, bireylerin, vatandaşın altına olan talebi dün de çok hızlı olmasa da devam ettiğini söyleyebilirim. Burada tabii yine açıklanacak geriden gelen enflasyon verisi yani mart ayının enflasyonu tabii Nisan'da ne olacak belli değil o açıklandığında buradan da biraz bir miktar daha talep görebilir. Tabii hükümet kanadından gelecek açıklamalar özellikle Mehmet Şimşek'in e, yapısal reformlar, sizin de söylediğiniz gibi Hakan Bey. E, bunun dışında nasıl bir tedbir alınacak? Tasarrufa yönelik hükümetten bir açıklama gelecek mi olacak mı? Ve bundan sonra 4 yıl gibi bir süreçte seçim olmayacağı için bu yapısal reformların e, gelişmesi piyasalarda biraz daha. E, istikrarlı bir seyir oluşmasına, biraz daha disipline olmasına, hatta bu kadar yüksek e, e, şeyin e, kayıt dışılığın bir miktar daha kontrol altına alınmasına, fiyat hareketlerinin e, bir marketten diğer markete aynı e, ürünün fiyat, farklı fiyatlarda satılıyor olmasının önüne geçilmesine dönük dönen tedbirler alınabilirse biraz daha piyasalar dengelenme e, içine girebilir. Dolayısıyla hükümetten bu konuda ne gibi tedbirler alınacak. Bunlar da bizim piyasalarımızda yansıyacak. Bizim piyasalarımızda tabii sadece benim anlattığım değil bizim bu piyasalarla ilgilenen e, kişilerin de işte FED'den gelecek açıklamalar Amerika'dan gelecek işte e, özellikle Türkiye önemli ekonomik verileri ki Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi gibi. Diğer taraftan PMI verileri gibi. Bunları yakından zaten izliyorlar. Yani bir ekonomist gibi izliyorlar. Biz de bunları sizinle de paylaşmak istiyoruz. Böyle bir durum var Balı Çarşı'da. Şeyi ben merak ettim Üstadım. Bu yani dün epey bir Paskalya nedeniyle de dediniz ama biraz da herhalde o gerginlik de Suriye tarafında bir e, harekete herhalde bir ivme kazandırdı. Ama 2262 dolara kadar çıktı. E, bizim gram altında fazla bir oynama olmadı sanki. Ben yanlış mı gözlemledim? E, bir onu sormak istiyorum. Bir de e, gör, gene gözlemleyebildiğimiz kadarıyla serbest piyasayla yani çarşıyla e, Merkez Bankası arasında da kurlarda bir tekrar bir bayağı bir yakınlaşma oluştu gibi. Yani bunu da nasıl yorumlamak lazım? O, onu da bir size sormak istiyorum. Tabii döviz fiyatlarının gerilemesiyle beraber Türk lirası e, cinsinden altının gram fiyatının o biraz da o dış piyasa iç piyasa farkının kapanmasıyla beraber o 2500 2300 TL seviyelerinden eee pardon 2530 TL seviyelerinden e, 2480 TL'ye gerilemişti. Sabah saatlerinde de bu seviyeden açıldı ama daha sonra dolar TL'deki gerileme ile beraber ve dış piyasada da altın olsun gerilemesiyle beraber biraz dengelenme oldu ve e, 2480 liradan 2430 liraya kadar geriledi. Akşam saatlerinde 2460 lira seviyelerinden işlem gördü. Böyle baktığınız zaman dışarıda altın yükselirken içeride o yükselişin e, içeri aynı miktarda yansımadığını hatta içerisi bu farkı e, biraz pozitif, pozitife döndürmesiyle beraber yani olumluya döndürmesiyle beraber fiyatın biraz daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Biraz önden koşuyordu serbest piyasa şimdi biraz geriye kalmaya başladı o bir dengelenme oluşturdu. Tabii bundan sonra bu altın ithalatıyla ilgili e, talepler e, devam ederse bu fark tekrar açılabilir. O da içerideki e, bireylerin e, hayatta vatandaşın altın talebiyle ilgili. Ama her halükarda çok fazla e, vatandaşın ilgilendiğini söyleyemem. E, tamamıyla ilgi alanı altınla e, ilgili. Ve altın fiyatının bu sene daha fazla yükselebileceği beklentisi o, o yönde de e, satın alınıyor. Tabii enflasyonda bir düşme eğilimine giden, girmesi halinde bu talebin daha da sınırlı halde gelmesi veya daha dengeli hale gelmesi söz konusu olabilir ama onun için de biraz zaman var. Bir de ayrıca biz yaz aylarında tabii düğün mevsiminden kaynaklanan bir miktarda talepler de söz konusu olabiliyor. Her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da e, talebin yarısı kadar karşılanıyor veya evdeki hesap çarşıya uymuyor. Daha az miktarda almak durumunda kalınıyor. O zaman da daha düşük ayarlı ve daha düşük gramajlı ürünler sergilemek e, gerekiyor. Dolayısıyla düğün mevsimi de olunca e, içeride fazla bir gerilemeyi beklemek şu anda e, çok da doğru olmaz diye düşünüyorum altın tarafında. Evet. Peki bu 5.000 dolara kadar çıkmış olan e, fark yani içeri dışarı farkı şu sıralarda gene o seviyelerde mi yoksa daha aşağılara doğru geldi mi? Şimdi geçen hafta itibariyle 3.500 dolara kadar gerilemişti. Dün 2.900 dolarlardan açıldı. Ee, sonra bir ara e, 2.500'e falan geriledi. Şu anda da 2.500-3.000 bandında hareket ediyor. Zaten onun için o 2.530 zirvesini gördükten sonra altın dışarıda yükseliyor olmasına rağmen içeride biraz geride kalmış olması bundan kaynaklanıyor ama her halükarda 2.500 geçilirse e, 2.600-2.650-2.750 bandını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Öyle bir beklememiz beklenti de var hem altın onsunun yükselmesi ve faiz artırının indiriminin Mayıs ve pardon Haziran'da olması halinde bu beklenti satın alırken altının evet çok hızlı önden koştu beklediğimizden daha hızlı bir yükseliş oldu ben şahsen bunu Haziran ayı itibariyle bekliyordum biraz daha öne çekilmiş bir yükseliş var ama e, faiz indirimleri hem Avrupa'dan hem Amerika'dan birlikte olursa ki bunun e, ön sinyali de İsviçre'den geldi. İsviçre e, geçen hafta faiz indirdi. E, öyle olunca da Avrupa'da buna uymak durumunda kalacak. Yoksa resesyon etkisi daha çok olabilir diye. Bunları üste koyduğumuz zaman altının bundan böyle geri çekilmelerde daha sınırlı ama yükselişlerde daha güçlü e, yükselişler söz konusu olabilir diye düşünüyorum. tabii bu jeopolitik gerginliklerinde nereye evrileceği ne kadar şiddetleneceği. Türkiye'de Ukrayna, Rusya özelinde diğer taraftan e, Filistin, e, İsrail e, durumunda ve İran'ın da bu bölgede e, bu konularda etkili olduğunu görüyoruz. Amerika, İran, e, Amerika, Çin bunlar hep politik gerginlikler bu sene altını biraz besleyecek gibi görünüyor dış piyasalı itibariyle. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için Mehmet Ali Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi. Çok teşekkürler. Sağ olun, Çok i̇yi sağ günler sağ ol. olsun. Çok evet. teşekkürler. Altın Görüşemezsek iyi bayramlar da. diyeyim. Aa, evet, iyi bayramlar. Bayramlar evet, bizim evet, izleyicilerimize de evet bayramlar kutlu olsun şimdiden. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum.